Kayseri deyince akla gelen lezzetler hiç kuşkusuz ki sucuk, pastırma ve mantı. Efendim, evlilik sucuk nasıl yapılır? İyi pastırma nasıl seçilir ve bir kaşığa 40 tane mantı nasıl sar? İşte arkamda görmüş olduğunuz tarihi kent pastırmacısı, pastırmacı Serkan da bu 3 soruya cevap bulmak için geldik. Serkan Bey, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Kayseri denince akla gelen lezzet, sucuk, pastırma, mantı yerinde görelim dedik. Bu lezzeti bize kim tanıtır, kim tattırır dedik. Pastırmacı Serkan tarihi kent pastırması dediler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Biz pastırma sucuk sektöründe Kayseri'de hizmet vermekteyiz. Kayseri'nin medarı iftarı olan, eski bir Türk yiyeceği olan, Hunlara dayanan bir yiyecektir bu. Bugüne kadar getirebildiysek bize ne mutlu. Pastırmacılar, pastırmacı olan esnaf arkadaşlarımız makine genelde kullanmıyoruz. O da işte hem bu meslek kaybı olmasın, hem de pastırmanın elle, bu özel çelikle, bu bıçakla doğranmasının lezzeti daha farklıdır. Pastırmaya en güzel yakışan et, en lezzetli olan et sırt pastırmadır. Sırt pastırmanın da yağlısı, yağsız olarak iki bölüme ayrılır. Yağlısına antrikot, yağsına da normal sırt deriz. Yani müşterilerimize tavsiyemizde mümkün olduğunca sırt pastırmayı kullanırlarsa pastırmanın lezzetine varacaklarına inanıyorum yani. Biz kendi şeyimiz olarak yani sırttan başka bir pastırma satmıyoruz efendim. Satmıyorsunuz. Tabii. Herhalde yemiyorsunuz da. Yok, yemiyoruz da. Peki Serkan Bey, iyi pastırma nasıl anlaşılır? Ben bir vatandaş olarak şöyle tezgaha baktığımda bu pastırmanın iyi olup olmadığını, taze olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Yapılıştan sonra oluşumunu tamamlaması lazım. Mesela fabrikadan çıkıp geldiği dakikada biz doğrayıp satamayız. Burada bunun oluşumunu tamamlaması için gördüğünüz gibi buralarda dinlendirerek soğuk havalardan gelip tezgahımıza koyup burada satışa sunuyoruz. Pastırmanın iyiliği neresidir? Kesinlikle sinir olmayacaktır. Eti bu şekilde olacaktır ve mümkünse dediğim gibi sırt et olacaktır yani. Bakın, böyle olacak yani pastırma, hem ince dilimle. Maşallah, oldukça da el tabii sanatını göstermişsiniz. Tabii. İncecik doğranmış, arkadaki ışık gözüküyor. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Genelde şehir dışında kargo ile ağırlıklı çalışıyoruz. 9. ayda başlar, 5. aya kadar sürer bizim kargolarımız. Evlerin kapısına kadar tabii lezzet ulaşıyor. Tabii, yani şehir dışından aldığımız siparişleri kargo ile gönderiyoruz. Zaten kargo ücreti almıyoruz. O bizim kendi bir prensibimizdir. Her nereye olursa olsun, kaç kilogram olursa olsun tarihi kent pastırmacısı olarak kargo ücreti almıyoruz. Evlerine kadar en sağlıklı şekilde, en hijyen ortamlarda ulaştırmaya çalışıyoruz. Arkamızdaki dolabı süsleyen, sabahta kahvaltılarda şöyle yumurtanın yanına yakışan, evet, ekmeği yağına bandırdığımızda o güzel lezzeti damağımızda hissettiğimiz sucuklara değinmek, evet, istiyorum. Kayseri dediğimizde akla sadece pastırma gelmiyor, sucuk da var. İyi sucuk nasıl anlaşılır? Doğru sucuğu, evlilik sucuğu nasıl anlayabiliriz? Şimdi bizim yıllardır sattığımız, 20 yıldır sattığımız özel evlilik sucuğumuz var. İrişkiç sucuk. Gösterebilir miyiz kamerada? Tabii. Şuradan hemen göstereyim. Bu bizim kendi özel evlilik sucuğumuzdur. İçerisinde kesinlikle koruyucu madde, katkı maddesi yoktur. Tamamen doğaldır. Bağırsağı da doğaldır. Bundaki olay avcar olayıdır. Yani içinin karışımıdır. Tamamen doğal bir sucuktur. Gönül rahatlığıyla yenilebilir yani. Bayağı peki, da satıyoruz. Kargo, il dışı kargolarda sucuklar dahil mi? Tabii. Mu? Tabii. Şehir dışına da gönderiyoruz. Zaten sürekli en çok sattığımız ürünlerden birisi budur yani. Bizim özel evlilik sucuğumuz. Şehir dışlarında. Kayseri özlemi tabii çeken vatandaşlara tabii memleketi yaşatıyorsunuz. Tabii. Bir de yeni bir kampanya yaptık mesela. Bu 70'e sattığımız bir firmanın özel evlilik bir sucuğu var, parmak sucuğu. Her yerde bu 80'e 90'a 70 ile 90 arasında satılıyor. Biz kampanya yaptık, 50 liradan veriyoruz. Bu herhalde tarihi kent pastırmacısına özel bir kampanya. Tabii. İsteyen vatandaşlarımız gelip alabiliyorlar. Tabii. İsteyen vatandaşlarımız da kargo yoluyla kilogram bazı tabii 50 liraya alabiliyorlar. %100 dana eti sucuğumuz var. Garantilidir, para iadelidir. 1 kilogramı 50 liradır yani. Çok iddialısınız. Tabii. Yani. Yani şimdi bizim 120'ye de sucuğumuz var ama bu hazır olan bir sucuk. Evet, az önce belirttiğiniz gibi olabildiğince ince ve narin bir şekilde kesiliyor. Aslında koca bir çelikten narin dokunuşlarla küçük parçalara ayırıyorsunuz Serkan Bey pastırmayı. Şöyle ben de bir tanesini hemen tabii kameraya, izleyicilerimize de göstereyim efendim. İşte gördüğünüz gibi
Bakalım Serkan Bey, bahsettiğiniz ve dediğiniz kadar lezzetli miymiş? Tabii, buyurun. Sattığınız ürünü yiyor musunuz? Tabii, ben sürekli her verdiğim müşteride, her koyduğumuz kutuda, vakumladığımız kutuda gayri ihtiyari, alışkanlıktır, kontrol amacıyla bir lezzetine bakarız tabii. Şimdi kesinlikle etin ağzımda yuvarlanma gibi bir durumu söz konusu tabii, değil. Tabii. Tamamıyla dağılarak tabii, oldukça da lezzetli bir şekilde ben pastırmanızı yedim afiyetle. Yani pastırma şöyle dokunduğunuzda kopacak yani. Olay budur, bakın şöyle dokunduğunuzda gidecek. Gerçek et, güzel et, yani gerçek et dediğim pastırma olacak bir et. Pastırma olduktan sonra, oluşumunu tamamladıktan sonra yumuşacık olur yani. Peki Serkan Bey, bir müşteri olarak, bir vatandaş olarak pastırma fiyatlarını bana söyler misiniz? Ne kadara erişebilirim ben bu lezzete? Pastırma fiyatları, biz kendi tezgahımızda sattığımız fiyatları söyleyeyim. Dışarı fiyatlarını bilmiyorum. Komşularımız ne yapıyor, neye satıyorlar. 180'e var, 190'a var, 200 liraya var. Tabii ki. Ne farkı var peki arasında? Şimdi bunların hepsi sırt pastırma. Dediğim gibi bende farklı bir pastırma yok. 180 olan da sırt, 190 olan da sırt, 200 olan da sırt. Evet. Yağlı, az yağlı veya az olarak değişir. Ne kadar çok yağ varsa fiyat o kadar çok yüksektir yani. Yani lezzetli pastırma yağı da biraz fazla olacak tabii, ki o pişerken. Yağlı dediğimiz pastırma şudur. Tütünlük dediğimiz pastırma. 200 lira herhalde. Tabii bunun kilosu 200 lira. Ya biraz daha az yağsız dediğimiz 180 lira. Yani bunlar götürdüğünüzde gramını dahi çöpe atmayacağınız, her yerini yiyeceğiniz bir pastırma. Fiyat konusunda sıkıntımız var. İnsanları aydınlattığımızda, aydınlatırken zorluk çekiyoruz ama mesela çok aşağı fiyatlara sucuklar satılıyor. Biz bu 50 liralık sucuğu, güzel bir kampanya yaptık. Bu 50 liralık sucuğu onun için satıyorum. İnsanlar ucuza aldığı ürünü çöpe atmasınlar. Mesela 30 liraya, 25 liraya et sucuğu diye sucuk alıyorlar. Yani ben bağırsağım metresi 2,5 lira. 4 metre bağırsak gitse zaten 10 lira, 15 lira, 20 lira. Nasıl 25 liraya sucuk satılıyor? Yani. Onun için kendi dükkanımızda et ürünlerinden başka hiçbir ürün satmıyoruz. Sucuğumuz da pastırmamız da tamamen ettir yani. 50'ye sattığımız sucuk da ettir. 120'ye sattığımız sucuk da ettir yani. Bir kaşığa 40 tane sığar. Tabii mantı. Ki geleneksel değişmiş bir evet, lezzet mantı. Sizin de kendi markanızın olduğunu görüyorum. Evet. Tarihi kent pastırmacısı, pastırmacı Serkan Gayseri mantısı diye, evet, diye de yazmışsınız. Yani bakın mantıda da şöyle bir olay anlatayım size. Hepsinin büyüklüğü aynı olacaktır. Bu pakette mesela şu pakette hepsi inci gibi, makineden evet, çıkmış gibi olacaktır ama el yapımıdır. Bunlar el yapımı bu mu? Tabii. Kendi markanız, tabii, kendi paketleriniz. Bunu biz özel ürettiriyoruz. Mantı, herkesin mantısının üstünde ismi yazıyor ama bizim mantımız farklıdır. Bunda da iddialıyım yani. Börek haşlı diye geçer bu. Biz bütün müşterilerimizi Tarihi Kent Pastırmacısına, buraya Pastırmacı Serkan'a tabii, davet edelim. Gerek Türkiye'de yaşayan, gerek Kayseri'de yaşayan, gerekse yurt dışından gurbetçi gelen vatandaşlarımızı buraya davet edelim. Gelemeyen vatandaşlarımız da sakın üzülmesin. Pastırma, mantı ve sucuk siparişi vermek isteyen vatandaşlarımız sizlere bu yolu da ulaşabilirler. Tabii, tabii. İnşallah bekleriz efendim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar.